yüreklerimizden ne geçti ya da içimizde ne yandı arkadaşlar? Bence ben bu kısmı başlayayım. Lütfen, lütfen. Çok güzel bir akıştı. Çok diri bir akıştı benim için. Keşif çok ilgimi çekti ama keşifle ilgili bir yandan da bu sıra çok odamda olan bir mesele olmasına rağmen çok aklımda kalan bir şey olmadı ama güzel bir şey kaldı orada. Akıştaki keşifle ilgili çok bir şey hatırlayamadım şu anda. İnsan ışığını yaktığında din bile aydınlatan olur gibi bir şey geldi. Işıktan çok bahsedildi. Sonra yolun yaşam olduğundan bahsedildi. Aslında gerçekten yaşam bir yol. Fakat sanırım biz ışığımızı yaktığımızda ya da bir ışığımızı fark ettiğimizde diyeyim, hep yanan bir şey de o. Dirilmiş oluyoruz. Ve o zaman yol olan yaşamı bilinçli olarak gören, duyan, yürüyen oluyoruz. Bunu hissettim. Zaten insanda hak olan yaşamın ışığıdır dendi. Tam da bu işte. Hak etmek ya da hakkın olduğunu fark etmek. Bir de her sonda yeni doğanın yeni doğanın ışığıdır dendi. Hani bizler sonlara hep olumsuz bir yafta yapıştırırız. Ve o noktada ışığı kaybederiz aslında. Işığı kırmak denir ya, ışığını kırmak, umudunu yitirmek. Tam da bunu hissettim. İşte her sonda ışığın devam ettiğini ve başka bir şeye dönüştüğünü fark etmek. İşte bu da umudun, diriliğin anahtarı gibi bir şey diye hissettim. Ben dirildim, ana, baba, oğul dirildi. Sonra yaşam dirildi dendi. Bu aslında çok önemli bir şeydi. Gerçekten biz dirildiğimizde yaşamımızda özellikle birinci dereceden yakın olduğumuz, bağımız olan insanlar diriliyor. Bizle beraber onlar da dönüşüyorlar. Her şeyden önce onların bizdeki bıraktığı izler dönüşüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani geldiğimiz yeri dönüştürüyoruz aslında. Son olarak ay güneştir. Bugün ay var dendi. Ay güneştir. Güneş de ay dendi. Burada bir bilgi geldi aklıma. İslami şeyde, literatürde ay Hazreti Ali, Güneş de Hazreti Muhammed'di. Bu bilgi geldi aklıma. Zaten bu Muhammedi sayfalardır gibi bir şey söylenmişti. Çok teşekkür ederim. Muhteşem. O kadar güzel. Yani senden dinlerken her şey gözümün önünden bir daha geçti. Ve şahsen bana gerçekten iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Cem. Teşekkür ediyorum bana da. Evet, başka... Hüseyin'ciğim, ben Beril, sana kısır yaparken ben de bir şeyler kraladım. Onu okumak isterim. Harika. Senin akışınla birebir gitti aslında. Yani aynı zamanlarda başladı. Tabii benim biraz daha uzun sürdü yazdım ama dinleyerek geçti aynı zamanda. Şöyle geçti içimden ve yazdım. Açtım bilgi. Geliyor mu sesim? Çok güzel geliyor. Evet. Çok tamam. Tamam. Açtım tüm bilgi kapılarını. Akış olsun yaşama. Eskinin en eskisi olarak var olan her şeyin kaydı var. Yeninin en yenisi olarak bilgimin türevi var sayfalarımda. Türevlenen bilgi ışıkla inişi yaşama. O ışıkta insan olanın tahtisiz aklı var. Akıl kitabın okunuşudur. O okuma insanın Kur'an'ıdır. İnsan Kur'an, altın olan yaşam, aklın yaşamı. O akıl ki zamanı yaratıp, ortak zamana görev taşıyıp, tüm yaşama ortaklık yapan dürüm. Bu dürümün yoğunluğunda insanın yaşam zirvelerini eskide ve yenide ortak zamanlar diye kodlaması var. Kaleminden akan kendi yüreğinin Kur'an'ındaki yaşamsallaştıran sistemin
ilmi kayıt kayıt okuması var. İnsanın hakkını hak olup dillemesi var. Dinlediğinde ölü olan, diri olana, insana torba torba katılımı var. İşte o torbada yaşam olan, sırrın sırrındaki hakikiyet var. İnsanın yaşamı var. Benim de yüreğimden bunlar geçti ve bunları karaladım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağlık beri. Teşekkür ederim canım benim. Evet, başka? Ben de şöyle bir not aldım. Bugün kapıların açıldığını ve yaşamın yeni bir ışıkla dillendiğini ve yaşamın ışığının yanmasıyla her sayfada ışık olmasını hissettirdi bana. Ben de bunu söylemek istedim ve karanlığın bugün aydınlığa dönüştüğünü yüreğimde hissettim. Canım Gülden'cim, çok teşekkür ediyoruz. Bizim bugün arkadaşlar radyo programımızın ilki vardı Radyo T'de. Gülden arkadaşımın organize ettiği bir programdı. Bugün biz orada da çok özel anlar yaşadık. Şu an herhalde o özel anlar farklı bir ışıkla devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gülden. Bizimle olduğun için her an. Ve güneş değil mi 19? Bugün ayın 19'u ve 19 güneş kartına denk gelir tarotta. Bu da doğumdur arkadaşlar. Çok özel bir günde de aslında böyle bir çalışma yapıyoruz. Evet, başka kim bir şeyler söylemek istiyor? Herkes söyleyecek de. Şu an kim söylemek istiyor? Evet, ben söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi sayımız da 8 olduğu için hemen ben sonsuzluk dedim. Sonsuzlukta ışık yoldur. Zaman aşktır, ışıktır. Ruhumun derinlerinde kanat açtım, kanatlandım. Taşlar yerinden oynadı canlar. Sırrın sırrında sır kalmadı canlar. Muhteşem, muhteşem. Ah, öyle olsun, hamdolsun, hamdolsun. Evet, başka? Ama sen 9 değil mi bizim? Benimle 9 ama ekranda şu an 8 kişi gözüküyor. Ben de aynı şeyi düşündüm. Şu an hani ekrana baktığımızda 8 kişi gözüküyor. Evet, ben de öyle. Ekranda şimdi 8 gördüm ve devamlı 8, 8. Hemen dedim ki sonsuz. Aslında her birimiz 8 şehremizi deneyimliyoruz belki bu akşam. De şunu eklemek istiyorum. Bir taraftan da elim hiç durmuyor. Ha, bile bir örümleme yapıyorum. Muhteşem. Şahane. Lütfen yapalım. Akalım. Her türlü akalım. Yazalım, okuyalım, konuşalım. Yüreğimiz aksın. Başka kim? Kim şu anki? Ben de bir şeyler paylaşmak istiyorum. Lütfen, lütfen. Peki, bana kalsa aşk aslında bilginin kaynağı. Dolayısıyla yol, ışık, her şey bizde. Yani aşk da bizde. Biz aşkın içindeyiz aslında ama onu görebiliyor olursak, işte o zaman bütün bilgiye sahip olabiliyoruz. Teşekkür ederim, bu kadar. Çok güzel, ben teşekkür ederim. Aşk bilginin kaynağı, ne kadar hoşuma gitti, ne kadar iyi geldi. Evet, o kaynağı demek ki inmenin tek yolu var, bu da aşk. Bu esnada ben günün titreşimini hesapladım arkadaşlar. 21'den 3 oluyor bugünün titreşimi ve 19'dan alıyoruz. Çok yüksek bir titreşimdir ve 3 aşk demektir. 3 Venüs'tür, aşk sayısıdır ve 21 de tamamlanmadır. Bugün bu gelen aşk bilginin kaynağı ve bunu olan yolculuğumuz özel bir anlam taşıyor. Keşfetmek nasip olsun diyorum. Çok teşekkürler Sema Hanım. Evet, şimdi kim bir şeyler söylemek ister? Bahar ben. Ben söyleyebilir miyim bir şey? Lütfen. Ben de not aldım. Özel bir şey yazmadım. Sadece not aldım. Bunların içinden düşünmediğim bir şey ne var diye baktım. Sura üflenmesinden bahsettin. Onu düşündüm bir an.
Ve şu an biz sura üfürüyoruz. Bunu algıladım. Sur nedir? Sur aslında bizim bilincimizi örten, özgürlüğümüzü kısıtlayan her ne ise bir sınır olarak düşündüm. Ve biz ne zaman ki o sınırın üstüne çıkıyoruz ve oradan üflediğimiz aslında nefesimiz, bilgimiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kendimizi yeniden yaratmamız oluyor. Sura üfürülme konusunda ben bu şekilde bu akşam düşünmek istedim. Teşekkür ederim Hüso. Biz teşekkür ediyoruz. Öyle oldu diyelim. Çok teşekkürler. Evet, sevgili Ayşe Hanım ve sevgili Tülay Hanım. Kim önce bir şeyler söylemek ister? Şu an yüreğinde hisseder. Ama ben az önce söyledim ya, aşkla ilgili. Ay pardon, karıştırdım. Pardon, Sema Hanım. Konuşmadım, tabii Tülay Hanım konuştu, doğru. Ben dinliyorum. Bir daha size katılayım. Ben şu an dinliyorum sadece. Sadece yüreğinizden geçen bir şey varsa hani onu dillendirebilirsiniz. Ya da belki de daha farklı düşündüğünüz varsa onu da dinlemek isteriz. Keyif verir, mutluluk verir. Çünkü hepimiz, her halimizle hepimizi besliyoruz. Doğru da şu an ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Neyse, bir dahaki sefere. Peki. Sesiniz ve nefesiniz bizim için yeterli. Ve sevgili Ayşe Hanım? Tabii. Çok böyle çok gururla paylaşamayacağım ben de. Ama benim kalbimde korku var. Ben de bu çevreyim o zaman. Belki sizin ifadenizle. Bilemiyorum. Ama kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim durduğum yer şu an burası. Belki daha maddi, daha fiziksel bir dünyada yaşıyorumdur. Belki keşiflerim daha çok yeni başlıyordur. Ne diyeceğim ben bilemiyorum. Benim bu konuşma sırasında, akış sırasında dikkatimi çeken şey yeryüzünde aşk olmasıydı. Ben oraya takıldım. O beni çekiyor. Yeryüzünde aşk olması çok hoşuma gidiyor. Her yerden akıyor. Çok hoşuma gidiyor. Aşkta takılı kaldım. Ve başka da bir yere doğru şu an diğerlerini çok algılayamadım bile. Öyle söyleyeyim. Ve hakkın olduğunu fark etmekten bahsettiniz ve bu geçti. O da hoşuma gitti. Hakkın olduğunu fark etmek bugün bende farkındalık yaratan bir şey oldu diyebilirim. Gerçekten de bu kadar. Herkesi seviyorum gerçekten. Bir şekilde böyle güzel buradan herkese sevgi akıyor benden. Zaten doğalı gereği herhalde. Hüseyin, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yürek ve çok güzel bir ışık ve çok da güzel akıyor. Korkular ya da öfkeler, bunlar kötü şeyler ya da bizi geri koyan şeyler değildir. Bunlar bizim hazinelerimizdir aslında. Ve biz o hazineleri yoğururuz ve onlardan güzel eserler çıkarırız. Bunlar bizim mal varlığımızdır aslında, yaşamdaki. Ve sonra onlar değişir, dönüşür ve güzel şeyler olmaya başlar. O yüzden onlar bizim haremiz, şimdilik bu. Ve yol en derin hakikatimiz. Ve o yolda her şey zaten ışık olup görev alıyor. En güzeli de bu. Biz şeytanla da dost oluruz. Meleklerle de dost oluruz. Yaşamla da dost oluruz. Bir hırsızla da dost oluruz. Bir hayat kadınıyla da dost oluruz. Bir yan kesiciyle bile dost oluruz aslında. Sokaktaki tinerci çocukla bile dost oluruz. Çünkü her birinin anlatmaya çalıştığı ve hatırlattığı bir parça vardır. Ve bu parçanın çok önemli bir anlamı vardır. Tabii Bahar şu an eminim ki içinden diyor ki, hayır öyle olmak zorunda değil. Evet, öyle olmak zorunda değil. Yeni zamanlarda artık bunların yerini güzellikler alacak ve
bunlar bile yeni zamanın ışıklarına tohum olacak. O yüzden her şey yerinde ve yolunda ve olduğumuz halimizde burada olmak bizim olan her şeyi hak ettirme yolunda özel olduğumuzu gösterir. O yüzden ne olursak olalım, nasıl olursak olalım, yeter ki burada olalım. Burada olmak, yaşamda olmak demek. Yeter ki yaşamda yaktığımız ışığımızla olalım diyorum ben. Bana bu önemli gibi geliyor. Şahane. Çok teşekkür ederim. Bayağı çok güzel geldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Anneciğim, sen gelebildin mi? Geldim Hüseyin'cim. Yani sen gelene kadar burada kanlar terler döktüm. Yanlışlıkla bana yazmış. Annemin çok güzel bir özelliği vardır. İlan Özkan Gönenç annem oluyor benim. Çalışmaya başladıktan 10 dakika sonra çalışmada kim varsa onlara yazmaya başlar. Beni de alın, beni de alın, beni de alın. Ama çalışmadan yarım saat önce annemi bulamazsınız. Neyse ki şu an burada. Şimdi geldim ya. Efendim? Dernekten daha yeni geldim anneciğim, ondan böyle oldu. Tahmin ediyorum anneciğim. Burada olduğun için, burada olduğun için teşekkür ediyorum. Güzel ışığınla olduğun için teşekkür ediyorum. Demin biz bir akış yaptık ve bu akışı üzerine biraz sohbet ettik aslında. Arzu edersen sen de şu an yüreğinden geçen bir şeyler varsa ya da en son belki bir şeyler duymuşsundur geldiğin an itibariyle. Senin yüreğinden geçenleri de dinleyebiliriz, mutlu oluruz. Önce ondan sonra konuşayım. Peki, peki. Sesin ve nefesin bizim için değerli. Benim için daha da değerli. Bir şey sormak istiyorum, çok özür dileyerek. Tabii tabii. Ha bu arada annem birileri konuşurken sen o an konuşmayacaksan mikrofonunu kapatırsan seviniriz. Bildin mi mikrofonu? Kapattın herhalde. Tamamdır. Buyurun Tülay Hanım. Yani bu akşamki programın ne kadar süreceği hakkında bilgim yok ama beni bekliyorlar. Bir saattir onları bıraktım. Bu akşam beni bu kadar misafir etseniz bir sonraki toplantıda tekrar beraber olsak olur mu? Tabii ki, tabii ki lütfen. Çalışmamız 12'ye kadar sürecek diye belirttik. Bununla birlikte şu ana kadar bizimle olduğunuz ve yüreğinizi kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ne zaman arzu ederseniz yine aramızda olarak ayrılabilirsiniz. Yani tamam. Buradan gitseniz de bizimle kalırsınız, emin olun. O yüzden bu bize yeter. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinizi aşkla bırakıyorum. Aşkı aldık ve kabul ettik. Geceler dilerim. Çok teşekkürler. Evet, bu biraz şey gibi oldu. Oyuncu değişimi gibi oldu. Yine 9'da kaldık. 9'da önemli bir sayı. Peki. Şimdi arkadaşlar, her birimize bir kelime soracağım ben. Kendimi şu an bir kelimeyle tanımlayacak olsaydım ne derdim diye. Evet, kimle başlayalım? İlk kim söylemek ister? Ben söyleyebilirim. Hüseyin, benim ben. Lütfen. Çünkü zaten bir şey karalamıştım, tam üstüne denk geldi. Harika, seviyorum. Ben de seni bir tanem. Evet. Evet, neydi? Sen... Şimdi ne olsaydım? Bir daha sorar mısın? Kendimizi bir kelimeyle şu an tanımlıyor olsaydık ne derdik? Tamam. Ben kaynak. İnsanım ben. Kaynağım sonsuz, sınırsız. Ve her sınırsızlığım sessizliğimi yaratır. Ve her kelamım sessizliğimi tohumlar. Ve her tohum taşıdığım tanrısallığımı taşır. Ben kaynağımı taşıyan yaşam olarak... Kaynak olurum. Bilişe. Sırrım ben.
açıldıkça genişleyen sır, ulaştıkça kaynağını açan sistem, yücelerin yücesinde hep bir yücelişle yoğunlaşan akıl. İşte oyum ben. Teşekkür ederim. Muhteşem, bu kadar olur. Yani yapalım desem olmaz. Çok güzel bir gelmiş. Peki tek bir kelime söyleyebilir misin Beril? İnsanım ben. İnsan. Evet, ben insanım. Teşekkür ediyorum. Biz de insan olup buraya bize taşıdığın için. Ben teşekkür ederim. Canım. Evet, başka kim? Hemen şimdi söylüyorum Hüseyin. Evet. Işıltı. Ben ışıltıyım. Wow. Gözümü aldın Sevcan ablacığım. Aynen, sen de benim oradakilerde. Canım. Başka? Ben söyleyebilirim. Lütfen. Sevgi. Ben sevgiyim. Sevgi. Sevgi. İnsanları çok seviyorum. Harika. Güzel. Evet. Başka? Bahar. Ben köküm. Kök sevgili Cem. Güzel. Ben karmaşayım. Ayşe geldi. Oo, karmaşa. Aynen. Harika. Evet. Buna ihtiyacımız vardı. Denizler durulmaz dalgalanmadan çünkü. Güzel. Evet. Bahar'cığım, Gülden'cığım. Ben Şems-i Tebrizi'yim bugün. Tek kelime istiyorum. Şems-i Tebriz. Tek kelime? Şems. Harikasın. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bahar? Ay Gülden, ben bir ara sen ben Tebriz'im, hani şehir olarak Şems demeyip Tebriz deseydin çok gülecektim. Hani Şems-i Tebrizi'nin Tebriz'i. Ay niye gülmediniz? Bence komik. Hayatım, güldük de mikrofonlar kapanıldı, duyulmadı. Ben Tebriz'im, ay çok komik yani. Çok komikti yani. Allah. Evet. Tek kelimeyle Bahar. Ah sen yoklusun. Ama egosal bir şey olarak algılamayın. Şöyle düşünüyorum. Tabii ki ismin hiçbir önemi yok. Hepimiz biriz, hepimiz eşitiz aslında. Çünkü insanız ve tek bir ışığız. Ama her birimizin dünyadaki amacı farklı. O nedenle benim Bahar olmam gerekiyor burada. Biz hepimiz bir ışık da olsak, her birimizin buna katkı sunarken kendimiz olmamız da çok önemli. O nedenle Bahar dedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili anneciğim, tek kelimeyle ne dersin kendine? Hiçbir şey. Tek kelime? Hiç. Peki, seni seviyorum. Ben de. Arkadaşlar, ben bunu genelde seminerlerimde, tanıtım seminerlerinde yaparım. Ve herkesin oraya bir ışıkla geldiğine inanırım. Ve o ışığı keşfetmek hep benim çok hoşuma gider. Acaba kim bugün bana ne anlatmak için ışığını aldı ve buraya geldi derim ben. Ve her birinin ne kadar değerli olduğunu, benim için ne kadar büyük bir özveriyi taşıyarak orada olduğunu düşünürüm. Ve benim de bu özveriyi hak ederek o özveriye layık olanı vermem gerektiğine inanırım. Ve genelde gerçekten ona layık olabilmek için zaman, enerji, ışık, artık her ne varsa bizde değerli olan, onu paylaşmaya çalışırım. Bakın, bugün sevgili Ayşe diyorum, karmaşasıyla gelmiş ve bana demiş ki, ben de karmaşanı gör ve ona bir ışık yak. Böylelikle karmaşan senin ışığın olsun demiş
Ve bunu Ayşe hepimize dedi bu akşam. Burası ışık meclisi ya arkadaşlar. Ayşe hepimize dedi ki, hadi bugün karmaşamıza bir ışık yakalım. Ne mutlu ki Ayşe bu görevi aldı ve bize geldi. Ve biz her birimiz o karmaşa dediğimiz ne varsa yaşamımızda şu an onda bir ışık yandı. Ve bahar bugün bahar olup gelmiş ve demiş ki hadi bahar gelsin artık. Biz zannediyoruz ki kışın ortasındayız. Halbuki bahar tabuları yıkarak diyor ki ışık yaktım sana. Bugün bahar diyor bize. Ve bugün bize bahar oluyor. Ve bugün mevsimleri değiştiriyoruz biz. Doğanın ışığı sevgiyle yanıyor. Derken Tülay Hanım da bu Hüseyin zaten sevgiyi ağzından düşürmez demiş. Sevgiyi almış gelmiş. Ne kadar mutluyum. Bugün Tülay Hanım sayesinde her birimizin sevgisinde bir ışık yandı. Ve o ışık hepimizin ışığıydı. Ve bugün Gülden çok önemli bir görev almış. Her birimizde olduğu gibi. Gülden bugün Şems olmuş. Şems güneştir biliyorsunuz. Ve Gülden'in doğum haritasında da yoğun bir şekilde ateş enerjisi var. Evet, o bize ışık oldu bugün. Güneş oldu ve hepimizi ısıttı. Doğduk onunla birlikte. Bugün güneş olup doğduk. Bizim güneşimize bir ışık yaktı. Ve ilk yaptığımız çalışmayı anlatan yazıda sabah kayıtlamasıdır demiştik. Bu gece yaptığımız. Bu sabahın güneşinin de ışığını yaktık. Ne mutlu bize. Ve bakalım, ha Beril insanlığımızı almış gelmiş bize. Ve bugün insanlığa ışık yaktım demiş. Hepimizin insanlığında bugün bir ışık yandı. Kim bilir ne geçişler yaşandı. Kim bilir ne ölülerimiz bugün insan olmayı hak etti. Ve hepimizden şu an ses veriyor. Atalarımız, kapılarımız bugün ışık oluyor ve yaşama bizimle iniyor. Ben Hallacı Mansur'u bugün hissetmiştim ve akışta ses verdiğinde gerçekten titredim. Ben Gelibolu'yum. Hallacı Mansur'un hikayesi de Gelibolu'da geçer diye biliyorum. Öyle biliyorum. Ve bu gerçekten bana özel bir şeymiş gibi geldi. Burada özel bir şeyle olduğumuzu hissettirdi ve birçoğumuz farklı farklı yerlerdeniz. Ve Cem Kök dedi. Cem bugün her birimizin kökünü dünya ile birleştirdi ve bütünleştirdi. Dedi ki, canım hani göklerde gezinmeye pek muktedirsin. Anladık, ruhsal ışığın da pek bir kabarık. Uçarsın sen, kanatlanırsın. Ama gel bir dünyaya da bağlanalım da burada olmanın güzel bir şey olduğunun farkına varalım dedi. O ışığını yaktı. O ışık hepimizde yandı. Teşekkür ediyoruz ona. Bugün belki kendi adıyla bağlantılı olan o üç harfi bize ışık olup dillediği için. Ve sevgili annem hiç dedi. Her birimiz birçok şeydik. Ve ötesinde aslında her birimiz hiçbir şeydik belki de. Ve o hiçliğin içinde hak edip de olduklarımız vardı. Olamadıklarımız vardı. Ve olup olmanın hiç de önemli olmadığı şeyler vardı. Ne olduğumuzun hiçbir anlamı kalmadığı zamanlar vardı aslında. Ve orada insandık. Orada sevgiydik. Orada ışıltıydık. Evet, Sevcan abla ışıltısını alıp geldi. Bir ışık yaktı. Ve o ışık hepimizin ışıltısı oldu. Biz şu an farkındayız ki her birimizin etrafında bir hale var. Ve girdiğimiz her yerde o hale bizimle birlikte oraya gidiyor. Ve orayı aydınlatıyoruz biz. Her birimiz bir el feneriyiz aslında. Sembolik olarak el feneri yolun ışığıdır. Ve bu kart tarotta 9. karta denk gelen ermiş kartıyla bağlantılıdır. Ne güzel ki bugün her birimiz bir fener olduk. Peki şu an öyle bir şey yapıyoruz ki farkında olmadan. Bir sürü gemi kıyıya çarpmadan yolunu buluyor sayemizde. Ve biz ne onların kim olduğunu biliyoruz,
ne onlar bizim kim olduğumuzu biliyor. Bununla da birlikte biz yaşıyoruz. Ve bu yaşam çok özel bir şey. Herkes kendinde yaşıyor. Ve herkes kendinde yaşarken herkes hepimiz olup yaşıyor aslında. Ve biz buna ben diyoruz. O da tüm yaşamın kendisi oluyor. Ben bugün karmaşama, baharıma, şemsime, ışıltıma, sevgime, insanıma, köküme ve hiçime çok teşekkür ediyorum. Bana beni ışık olup verdiği için ve bu ışıklar meclisinde biz toplanıp o bütündeki ışığı yakabildiğimiz için. Bugün bize bir hak tanındı arkadaşlar ve bu hak gerçekten bence bizimle birlikte tüm yaşamı özel kılan bir haktı. Ve bu bizim yaktığımız ışıktı. Kim bilir ne ışıklar yandı. Kim bilir kimlere ilham olup iniyoruz. Ve kim bilir şu an kimler farkında olmadan öfkelendiği birini affediyor. Birinden korkarken birden korkmasına gelene varıyor. Belki birileri bir yerlerde şu an cesaretleniyor. Belki şu an birileri bir hayal kuruyor ve onu yapmak için bir adım atıyor. Burada gece, dünyanın öbür yarısında gündüz. Kim bilir belki şu an bir yerlerde birileri güne başlıyor ve güne başlamadan, uyanmadan önceki son birkaç dakikasında bizim ışığımızda ışıklı bir rüya görüyor ve yaşama gülümseyerek başlıyor bugün. Ve o ışıkta biz varız. Ve bizde o ışık var. Bugün galiba pek bir şeyler yapmaktayız arkadaşlar. Ne yapıyoruz bilmiyorum ama iyi bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Siz ne dersiniz? Ben karaladık da söylemek lütfen. İfade edersen. Lütfen. Bugün ışığın yaşamlaşmasıydı konuştuğumuz. Işığın yakıldığı insanın levhisiydi. Bugün insanın insana yaktığı ışığın yeni yaşamlardaki diriliklerle buluşmasıydı. Biz bugün yaşamı dinledik. Işığın ilmini insan bilir, insanın ilmini yaşam bilir. Bugün dedik ki insan ışık. Işığımız var burada ve o ışıkla yeni yaşamda sayfalara çekildik her birimiz diyorum. Yine sağlık canım arkadaşım. Evet, bu ışık meclisi için sizler neler dersiniz arkadaşlar? Ben de iki satır bir şey yazdım. Uzun değil ama Beril ben bu arada. Işık meclisi bütünlüğünü kurdu bugün. Bugün yaşam bütünde kurul oldu. Kurulda, kurda kuşa yem oldu ışık. İçtik ışığımızı ve ışığımızla varız. İnsan olan İnsanda ışıdı bugün. Teşekkür ederim. Amin, amin, amin. Çok teşekkürler canım benim. Evet, ışık meclisi hakkında başka kim ne demek istiyor? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Çalışmanın başladığı anın astrolojik haritasını çıkarttım. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Tam senin anlattıklarınla Hüseyin, çok örtüşen yerler var haritada gördüğüm. Bunları bahsetmek istiyorum. Birkaç harika, dakika. Harika. Lütfen, lütfen, lütfen. Şimdi bir işe başlarken ki enerji, o işin başlangıcı, başlangıç noktası önemli. Tıpkı bizim doğduğumuz ana baba, yer ve aile gibi. Başlangıç noktamız hep önemli. Klasik astrolojik sembolizmde gezegenler iyicil ve kötücül diye ayrılmışlar birbirlerine. Bugün bunları daha farklı yorumluyoruz ama onların neden iyicil, neden kötücül olduklarını anlayıp yorumluyoruz bugün. Şimdi kötücüllerden iki tanesi Satürn ve Plüto. İyicillerden iki tanesi de Venüs ve Ay. Venüs ve Ay dişil gezegenler, Satürn ve Plüto eril gezegenlerdir. Haritaya baktığında bir kötücül, bir iyicil gezegenin, aynı zamanda bir eril, bir dişil gezegenin Ay ile Satürn'ün kavuştuğunu ve aynı zamanda yine benzer bir şekilde Venüs ile Plüton'un kavuştuğunu görüyorum. Bu aslında biraz şu anlama geliyor.
karanlığın aydınlandığı, karanlığın dillenip ışık olduğu bir çalışma, bir an. Bu anı, bütün bu bahsettiklerini dillemeden, bu enerjiyi bir şekilde kullanmadan da geçirebilirdik. Ama burada bu enerjileri kullandığımızı görüyorum. Ve anın yükseleni Başak Burcu, yöneticisi de Oğlak. Merkür Oğlak Burcu'na yerleşmiş. Yani haberleşme, editoryal şeyler, göklerden haber alma, özümüz, göklerden aldığımız haberi özümüzde bulma, bütün bunları anlatıyor aslında. Bunları anlatmak istedim. Bir de bu bizle yapılan bir çalışma, biz enerjisiyle yapılan bir çalışma. Yine astrolojik sembolizmde 7. ev, biz alanını anlatır, ortak yaptığımız işleri anlatır, birbirimize partner olduğumuz konuları anlatır. Oraya Neptün'le Kiron yerleşmiş. Yani ruhsallık ve şifacılık bu biz enerjisiyle açığa çıkıyor demek. Yine bu haritada 12. eve Jüpiter yerleşmiş ve onun Güneş'le çok güzel açıları var. Bu şu demek, karanlık dediklerinizi özünüzde ortaya çıkartın, dillendirin ve onlar aydınlansın. Aslında bütün anlattıklarım bu. Muhteşem. Sen çok teşekkür ediyoruz Cem. Bence çok güzel bir pencere açtın ve çok güzel bir ışık da kattın. Benim çok hoşuma gitti. Daha da kendimi yalnız hissetmedim. Daha sanki bizimle olan, bizim ötemizde çok güzel şeyler var gibi hissettim. Ve çok enteresan, Satürn ve Venüs'ten bahsettin. Bugünün benim numerolojik sistemimdeki karşılığı 21 Satürn'dür, 3 de Venüs'tür. Ve tam olarak günün titreşimi bende de Satürn Venüs olarak gözüküyor. Çok güzel bir keşif oldu bu. Benim için de çok keyifli bir şey oldu. Aslında en önemli nokta şu, zıtlıkların birleştiği bir şeyi görüyorum haritada. Zıtlıkların bir olduğu, zıtlıkların kaybolduğu, yani dualitenin birliğe vardığı bir noktayı görüyorum bu haritada. Harika. Sağlamış olalım dilerim ki. Başka bu ışık meclisiyle ilgili. Dinay'cığım merhabalar bu arada. Evet arkadaşlar. Merhaba. Sonradan... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çalışmamıza Dinay arkadaşımız da katıldı. Şu an biz ışık meclisi olduk burada. Her birimiz bir görev almışız farkında olmadan. Onları dillendirdik. Bugün kendine bir isim verseydin Dinay'cığım şu an ne derdin burada olmakla ilgili? Burada olma nedenin mi ile ilgili mi? Kendine şu an bir bir isimle nitelendirseydin Dinay. Yok, şey olarak yani tabii ki Dinay diyebilirsin. Bununla birlikte hani şu an bir kelimeyle kendini ifade edecek olsaydın ne derdin? Yaşam kendim. Wow. Peki ben şöyle bir Ayşe Hanım, sevgili Ayşe bugün buraya karmaşasıyla gelmiş. Bahar bugün bahar olup gelmiş. Gülden şems olup gelmiş. Güneş olup gelmiş. Tülay Hanım buraya sevgi olup gelmiş. Sercan abla ışıltı olup gelmiş. Beril insan olup gelmiş. Cem kök olup gelmiş. Annem de buraya hiç olup gelmiş bugün. Sen de yaşam olup geldin. Ve sanki bir şeyleri tamamladın gibi geliyor bana. Çok güzel. Bununla alakalı yüreğinden geçen bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Ya da başka arkadaşlar. Akış, sana bir akış yaptıracağım. Tamam. Birazdan senin yüreğinden geçenleri alırız. Çok da mutlu olurum. Eminim onun bize söyleyeceği güzel şeyler vardır. Işık meclisiyle alakalı konuşmayan kim kaldı arkadaşlar? Ben konuşmak istiyorum. Lütfen. Şimdi bu kelimeler şahane. Her zaman da bunu yaparsak ben mutlu olurum. Çünkü hoşuma gidiyor kelimeleri birleştirmek. Ben de bu kelimelerle birlikte böyle küçük bir şiir gibi bir şey yazdım. Onu paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Şöyle. Karmaşa yaşarsam köklen. İnsan dediğin sevgi ve ışıltı değil mi?
Şemsle bahar gelir, kendini güneşe bırakır. Bunlar hiçlikten gelip sonsuzlukta hiçliğe gitmez mi? Yaşam bu değil mi? Wow, çok güzel. Evet. Alkış, alkış, alkış tezgah. Evet, teşekkür ederim. Süper. Yaşam oda Dinay gelince birleştirdik. Harika, harika. Evet sevgili Ayşe, bir şeyler söyleyeceksin galiba. Yok şey, karmaşanın direkt şey suratına geldi yani. Ne diyebilir ki karmaşa? Karmaşanın içinden bile ışık aktı şimdi. Harika oldu. Bence de harika oldu. Işık meclisiyle ilgili konuşmayan kaldı mı? Ben bir şey söyleyebilirim. Lütfen. Işık demek aydınlanmak demektir. Işık her yere aydınlatır. Aydınlatsa ise hiçbir kötülük olmaz diye düşünüyorum. Amin. Öyle olsun. Öyle olsun. Başka Işık Meclisi ile alakalı konuşmayan kaldı mı? Ben konuşmadım. Ben de konuşabilir miyim? Bahar. Evet, Işık Meclisi birleşik ışık olan, kanatlanmış olan, diri olan, yer gücü olan insan varlıkların yani bizlerin ve bizlerle olan dirilerin birliği ve bizim dışımızda da bedensiz olan diri olan yüceliklerin, örneğin Hallacı Mansur dendi, Şems dendi. Onlarla birlikte yaptığımız yeni bir yaşam kayıtlaması bu meclisin görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Anneciğim sen bir şeyler söylemek ister misin Işık Meclisimiz hakkında? Ay konuşamadım, meclisimiz hakkında. Hüseyin'cim ben siz konuşurken az evvel hiçliği söyler kendi şunu düşünmüştüm ve yüreğimi öyle büyük bir bu hiçi söyledim ki hani bir kelime olarak söylemedim istediğim bir kelime olarak yüreğim tamamen tüm enerjisiyle burada hiç biliyorsun benim bazı çalışmalarımda yaptığım şeylerde bir kişi olmaktansa ama tabii ki bunu yaşarken de senden aldığım hani hep derdin ya anne egolarınla savaş egolarını bırak bana her zaman söylediğim bir şey vardı hani ben derdim ya işte burada bu benlikten yok olup hiçliğe yönelten ve benim şemsin olarak düşündüğüm geçmişten bugüne biri olarak inan ki onu çok yoğun bir şekilde yaşadım burada ve gerçekten şu an heyecanlandım ve çok böyle duygulandım bunu söylerken. Hiç olmak istiyorum. Çünkü hiç olurken bütüne daha çabuk ereceğimi, bütüne hizmetimin daha kolay olacağına inanıyorum. Ve bunun doğrultusunda da inşallah Allah'ın izniyle daha da buna ermek istiyorum. Bu kadar. Seni çok seviyorum. Her halinle, hiç olduğunda da, hep olduğunda da, iyi de olsan, kötü de olsan, nasıl olursan ol, olduğun halinle seni çok seviyorum. Ama teşekkür ediyorum. Yani onları bana söylerken bile canımın yanması bile benim bu yolda ilerlememe çok büyük destek oldu. Teşekkür ederim sana. Canım benim. Evet, hep birlikte. Efendim? Bu çalışmayla alakalı küçücük bir şey. Tabii. Yaratanın ışığından yaratılan huzur, kutsal düzenlerin her yücelikte kutsal dil olması ve yağan ışıkta dinlenmesi ile huzur yaratır. Birleşik kapıların her birinde ilahi düzen vardır. Bu düzen yoğunlukların kodlarıyla kayıtlıdır diyorum. Amin. Şimdi yine demin yaptığımız demin yaptığımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar annemle benim çok özel bir bağlantım vardır. Ve annemle olan ruhsal programımın benim doğum haritamda da çok özel bir yeri var. O yüzden böyle bir barış çalışmasında, sevgi çalışmasında onunla birlikte olabilmek benim için gerçekten çok değerli. Çünkü her birimizin anneleri ve babaları
en büyük sır kaynağımız ve onlardan aldığımız çok özel ve kutsal bir ışık var. Ve onlardan aldığımız ışığın farkına vardığımızda yaşamda belki çok şey çok daha farklı olarak kendini göstermeye başlıyor. O yüzden beni yalnız bırakmadığı için, hiçbir zaman beni yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum ben kendisine.